أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا سلم رمضان سلمت السنة Sadak Rasulullah فيما قال kal, ev ke ma qalen sallallahu taala aleyhi ve sellem Kıymetli kardeşlerim bütün hayırları ve bereketleri içerisinde bulunduran mübarek Ramazan-ı Şerif ayı orucuyla, iftarıyla, sahuruyla, teravihleriyle hatimleriyle, sohbetleriyle, feyziyle, bereketiyle büyük bir süratle geçti gitti. Allahu Teala Hazretleri iman üzere, İslam üzere, Kur'an üzere, sünnet-i Resulullah üzere daha nice Ramazan-ı Şeriflere, daha nice bayramlara kavuşmayı bizlere nasip eylesin ve kavuşmayı nasip ettiği vakitte de hakkıyla istifadeler etmeyi de cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Ramazan-ı Şerif evet geçti gitti ama acaba af edilenlerden olabildik mi? Kazananlardan olabildik mi? Veya yaptığımız ibadetler kabul edildi mi? Eğer bir insan bu mübarek ayda af olunmayacaksa bir daha ne zaman af olunur? Bu ayda bir insan kazanamayacaksa bir daha ne zaman kazanır? Değerli kardeşlerim, efendim Kab İbni Ucre radıyallahu an beyan ediyor ki, beyan ediyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. Bir cuma günü minbere çıktı. Efendim her bir adımda çıkarken minbere her bir basamakta amin dedi, amin dedi, amin. Üç kere amin. Bu pek adeti üzere olan bir usul olmadığından hutbeden sonra sahabe-i ikram Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain Hazaratı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunu sordular. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıkarken üç kere amin 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 buyurdunuz. Halbuki daha önce böyle bir şey yapmazdınız. Bu neydi acaba diye sorduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben hutbeye çıkarken Cebrail aleyhisselam teşrif etti. Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle dua etti. Bir kişi Ramazan-ı Şerif'e kavuşup da af olunmuyorsa, af olunmazsa yani evet Allah'ın rahmetinden, lütfundan mahrum olsun diye dua etti. Ben de amin dedim. İkincisinde sen yanında anılıp da sana salatu selam getirmeyen de Allah'ın rahmetinden, lütfundan mahrum olsun dedi. Yine amin dediğim. Üçüncüsü de ise bir kişinin anası babasından her ikisi veya biri yanında yaşlanır da o anne ve babalarına hizmet sebebiyle, itaat sebebiyle, gönüllerini hoş etmek sebebiyle cenneti kazanamazsa o da Allah'ın lutfundan rahmetinden mahrum olsun dedi. Ben yine amin dediğim. Yani dikkat ediyor musunuz? Rahmetellil alemin olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile yani bu bedduaya amin diyorsa o zaman hakikaten Ramazan-ı Şerif'te af olunmayan kişi yani çok büyük bir nimetten mahrum olmuş oluyor değerli kardeşlerim. Öyleyse Şimdi bir ay boyunca elden geldiğince Rabbimize kul olmaya çalıştık. İbadetlerimizi efendime söyleyeyim eksik, noksan efendim yapmaya gayret ettik, çalıştık. Şimdi de Ramazan-ı Şerif bitti. Tam da Rabbimizden dilenmenin zamanı şimdi. İstemenin zamanı. Yani Ramazan-ı Şerifimizin kabul olunmasını isteyelim. Bir daha Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak dileğiyle dua edelim. Bu Ramaz geçen Ramazan-ı Şerif'in alemi İslam hakkında büyük hayırlara vesile olmasını Rabbimizden ne yapalım? Niyaz edelim. Bizden evvelki büyükler Allah dostları buyruluyor ki tefsirde 6 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak için dua ederdiler. Ya Rabbi bizi de Ramazan-ı Şerif'e kavuştur diye. Biz de ne yaptık? Biz de dua ettik değil mi? Hatta Recep-i Şerif'te, Şaban-ı Şerif'te nasıl dua öğretti bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğına Ramazan. Bu ne demektir? Bu da işte dua. Ne diyorduk o zamanlar? Ya Rabbi Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i bizim için mübarek eyle. Yani hakkıyla ibadet etmeyi bize nasip eyle. Yanlışlardan kaçınmayı bize nasip eyle. Ve belliyna Ramazan ne demek? Bizi Ramazan-ı Şerif ayına da kavuştur diye biz de dua ediyorduk. İşte büyükler 6 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'e kavuşmaları için dua ederdiler. Ramazan-ı Şerif'ten sonraki 6 ayda da Ramazan-ı Şerif'teki ibadetlerinin kabulü için dua ederdiler. Bunu da Allah'tan istemek lazım yani. Şimdiki Müslümanlarda şöyle bir hal var. Yani sanki biz yaptık Allah mecbur bunu kabul edecek. Benden bu kadar kabul edersin ya Rabbi. Öyle değil. Ayrıca ne yapmamız lazım değerli kardeşlerim? İbadetlerimizin kabulü içinde yalvarmamız lazım dua etmemiz lazımdır. İşte onun için şimdi o ki Ramazan-ı Şerif bitti. Biz de o büyüklere, o Allah dostlarına ittibaen ne yapalım? Yalvaralım Rabbimizden efendim sevabımızı, ücretimizi e, dilenelim inşallah. Eğer hakkıyla o dilenmeyi becerebilirsek boş çevirmez Allah'ımız bizi. Fazlı keremiyle ihsan eder değerli kardeşlerim. Neden? E çünkü kendisi Kur'an Azim'uşan'da ne buyurdu sevgili Allah'ımız? Estaide billah bismillah ve emmesaa ile fela tenhar. Ey peygamberim, ey Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. Sana gelip de dileneni sen ne yapma? Sen ne yapma? Boş çevirme. E kendisi böyle buyurduğu vakitte yani peygamberine, habibine böyle buyurduğu vakitte ya Allah'ımız kendisi Erhamurrahimin, Efendimiz'in o kendisi dileneni boş çevirir mi hiç? Boş çevirmez. Öyleyse biz de ne yapalım? Rabbimiz'den dilenelim. Bu ayeti cildice bile ne sebebiyle indirildi değerli kardeşlerim? Efendim bir e, dilenci geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden istedi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona verdi. Bir daha geldi istedi yine, Sahabeden birisi o onu hediye etmişti. Tekrar satın aldı, tekrar verdi. Geldi yine istedi. Efendimiz yine verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem ikinciye. Üçüncüye yine satın aldı, yine verdi. Dilenci yine geldi isteyince. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Ondan sonraki gelişte yani Efendimiz buyurdu ki sen dilenci misin, tüccar mısın? Bu, bu kadar yani. Bunun üzerine bu ayet-i cemile efendim inzal edildi, indirildi. Estaizu billahi ve ve mesa ile fela tenhar ey habibim isteyeni ne yapma boş çevirme dilenciyi boş çevirme işte kıymetli kardeşlerim kendisi böyle emir buyurunca herhalde kendisi de bizi inşallah boş çevirmez fazlu keremiyle ibadetlerimizi kabul buyurur ve fazlu keremiyle bol bol ihsanda ...ikramda bulunur inşallah. Tabi bir Ramazan-ı Şerif'i geçirmek insanın ömrü içerisindeki çok önemli artılardan bir tanesidir. Çünkü beyan ediliyor ki efendim iki kişi vardı diyor, iki kişi vardı. Birisi, ikisi de mümin, ikisi de imanlı. Birisi efendim ibadetine, taatına, kulluğuna, takvasına çok daha dikkat ederdi iyi bir alimdi yani. Öbürüsü de imanlıydı ama kulluğuna biraz daha gevşek birisiydi. Evvela o alim olan, o kulluğuna dikkatli olan vefat etti, ahirete irtihal eyledi. Bir sene sonra da yine o imanlı olan ama kulluğunda daha gevşek olan zat vefat etti. Ahirete irtihal eyledi. Mana aleminde görüldü bunlar. Bir de baktılar ki o sonradan giden hani ibadetine imanlı ama ibadetine gevşek olan o zat öbür alimden o öbür ibadetine dikkat eden zattan daha yukarıda bir derecede. Şaşırıyorlar ya diyorlar ki ey falan kimse nasıl oldu da sen böyle bu zatı geçebildin? Yani bu nasıl oldu? Öyle deyince o, o zat da şöyle cevap veriyor. Diyor ki vallahi ben de şaşırdım diyor. Nasıl oldu ben de şaşırdım diyor. Ben de böyle beklemiyordum diyor. Ben de diyor merak ettim sordum bana dediler ki o zat ahirete gittikten sonra sen bir yıl daha yaşadın ya ondan fazla olarak bir Ramazan-ı Şerif daha geçirmiş oldun. İşte o fark nereden çıktı? Bak bir Ramazan-ı Şerif'i fazla geçirmenin verdiği farkı görüyor musunuz? Bundan anlayalım ki Ramazan-ı Şerifi geçirmek, ona kavuşmak ve onu kullukla ibadetle geçirmek ne büyük bir nimettir. Ne büyük bir kârdır, ne büyük bir kazançtır. Değerli kardeşlerim, aynı zamanda Ramazan-ı Şerif ayını şöyle de değerlendirmemiz lazım. 12 ay boyunca Allah'tan başka şeylere 11 ay boyunca daha doğrusu 11 ay boyunca Allah'tan başka şeylere yavaş yavaş dönen yönümüzü Allah'a çevirmek için Ramazan-ı Şerif, Allah'a döndürmek için Ramazan-ı Şerif çok iyi bir efendime söyleyeyim zaman dilimi ve çok müsait bir zaman bir fırsattır değerli kardeşlerim. E, biliyorsunuz İnsan bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek ne yapabiliyor? Yani yavaş yavaş bazen ibadetinden soğuyabiliyor, kulluğundan dönebiliyor, Kur'an'dan dönebiliyor, sünnet-i resulullah'tan dönebiliyor, zikrullah'tan dönebiliyor. Bu bazen bilerek oluyor, bazen de elinde olmadan oluyor. Ahir zamanda bulunduğumuz şu ortam insanı buna zorluyor yani geçenlerde bir kardeşimizle namaz kılıyorduk halının üzerine seccadeyi serdi efendim ben söyleyeyim kılarken namazı kılarken şimdi efendim kıble şöyle hafif çaprazsa kıldıkça yavaş 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 efendim kıbleden ayrılıyor düzleşiyor seccade bir iki sefer uyardım ben dedim ki yahu kıbleden ayrılıyor Efendim ben söyleyeyim. Ne cevap verdi biliyor musunuz? Dedi ki ya benim elimde değil dedi. Yani bu halı diyor bir şekilde ne yapıyor? Sizin de birçoğunuzun başına gelmiştir. Seccadeyi kıbleden böyle ağır ağır çeviriyor. Heh. İşte bu bir misaldir. Aynı o halıdaki seccade böyle istemeye istemeye böyle yavaş yavaş dönüyorsa kıbleden insanlar da kullar da böyle değerli kardeşlerim ağır ağır ibadetten dönebilirler, Allah'tan yönlerini başka yere çevirebilirler, efendim zikrullah'tan dönebilirler. İşte yeniden Allah'a dönmek için Ramazan-ı Şerif nedir? Büyük bir fırsattır. Değerli kardeşlerim, şu şunu anlayalım. Bir insan kıbleye dönüyorken, dönmüşken her gün kıbleden bir derece ayrıldığı zaman bu çok belli olmayabilir. Bu çok anlaşılmayabilir. Yani kıbleden bir derece ayrıldın, sanki yine kıbledesin, öyle anlaşılıyor. Ama her gün böyle bir derece, bir derece anlaşılmadan, anlaşılmadan, çaktırmadan, çaktırmadan 180 gün sonra o insanın kıbleden dönmüş olup sırtı kıbleye geldiğini görürsünüz. Bak kıbleye dönen bir adamın bu şekilde her gün bir derece döndüğü zaman 180 gün sonra sırtının kıbleye geldiğini görürsünüz. Malumunuzdur ki insanın nerede olduğu da önemlidir ama esas ondan önemli olan yönü nereyedir? Nereye yönelmiştir? O önemlidir. Mesela misal olarak bir insan, bir kul efendim Mekke'yi mükerremededir ama eğer yönü Moskova'ya ise, yönü Amerika'ya ise, İsrail'e ise, Avrupa'ya ise değerli kardeşlerim bu insanın geleceği sizce parlak mıdır? Değildir değil mi? Evet iyi bir yerde bulunuyor ama yönü yanlış. Ama bir insan da düşünün ki o da Moskova'da ama yönü nerededir? Yönü veya Amerika'da veya Avrupa'nın bir yerinde. Yönü ne tarafa? Yönü Mekke-i Mükerreme'ye, yönü Beytullah'a ise bu insanın da nedir? Geleceği parlaktır değerli kardeşlerim. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve ida selime ramadan selimetis sene. Ramazan-ı Şerif ayı salim geçerse, huzurlu geçerse, gönül huzuru, ibadatu taatla geçerse bir sene de nasıl geçer? Salim geçer diyor. Peki neden? Neden değerli kardeşlerim Ramazan salim geçerse bir sene salim geçiyor? veya Ramazan salim geçmezse bir sene de selametten mahrum olarak geçiyor. Sebep ne? E çünkü değerli kardeşlerim Mevla Teala Hazretleri Ramazan-ı Şerif'te ne yaptı? Şeytanları bağladı. Cinleri zincire vurdu. Cehennemin kapısını kapattı. Cennetin kapılarını ardına kadar açtı. Rahmetini, bereketini efendim, bol bol saçtı. Mağfiretini bol bol saçtı. Yani sevgili Allah'ımız buyurmak istiyor ki eğer sen bu ayda bu imkanlarla benim sana oluşturduğum bu ortamda adam adam olamadıysan bir daha zor olursun demek istiyor Allah Celle Celaluhu. Bir daha zor adam olursun. Onun için değerli kardeşlerim Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu efendim ibadetlerimizi kabul olunanlardan eylesin, makbul olunanlardan eylesin ve tekrar tekrar nice Ramazan-ı Şeriflere nice bayramlara kavuşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif bayramınız mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد